Şubat ayında malumunuz Londra'da yatırımcılarla gerçekleştirdiğimiz temasların ardından Washington temaslarında aldığımız geri bildirimler Türkiye'ye oldukça pozitif baktıklarına ve ülkemize yönelik sermaye girişlerinin önümüzdeki dönemde artacağına işaret ediyor. Yatırımcılar Türkiye'nin başarı hikayesinin giderek daha fazla dikkat çekeceğine inanmış durumdalar. Bırakın kronik kötümserler felaket tellallığı yapa dursunlar. Tekraren söylüyorum. Biz gerekirse gemileri karadan yürütür, yine de hedeflerimize, hayallerimize ulaşmasını biliriz. Dünya Türkiye'nin önü açık diyorken bizim müzmin karamsarlar battık, bittik edebiyatından bir türlü vazgeçemiyorlar. İnşallah bu kronik karamsarlık ve özgüven sorunu olan kardeşlerimizin bu hastalıklarına da yine biz hep beraber şifa olacağız. 20 Aralık günü bugün 782 milyar liraya ulaşan kur korumalı mevduat ve katılma hesabının altyapısını oluşturmakla kalmadık. TL tasarruflarının artırılmasına yönelik birçok finansal ve vergisel adımın uygulamasını da karar altına aldık. Böylece mevduatların ortalama vadesini uzattık. Enflasyon önemli bir belirtisi olan döviz kurunda istikrarı sağladık. Ve bu sistemle ne kadar doğru bir adım attığımızı da geçen hafta katıldığımız toplantılarda temsilcilerin tek bir politika ve enstrümana bağlı kalmanın yanlış olacağını ve hareket alanı oluşturabilmek için yenilikçi ürünler ve çözümlerin geliştirilmesi gerektiğini belirtmeleriyle de açıkçası desteklenmiştir. Altın tasarruf ekonomi sisteminin kullanılmış olması, kredilerde selektif yaklaşımlarla kaynaklarımızı stratejik hedeflerimize uyumlu bir sonuçta odaklı şekilde kullanıyor olmamız, gene kredi garanti fonuyla 3 ayrı destek paketini açıklamamız ve KGF kullanımlarında takibe düşme oranı %1 gibi düşük bir seviyede olması attığımız adımların aslında ne kadar güçlü ve doğru olduğunu göstermesi açısından önemli. Malum ayrıntılarını daha sonra paylaşacağız. İhracat ve turizm yatırımlarını finanse etmek üzere 150 milyar liralık uzun vadeli ve düşük faizli kredi imkanını da ilan ettik. Türk lirasına güvenin. Türk lirası üzerinde tarihi ucuz kredilendirmelerle ve uzun vadelerle sizin önünüzü açıyoruz. Enflasyon üzerinde de kararlı adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Savaşımız enflasyonla ilgili olacak. Çünkü biz önemli adımlarımızın bu enflasyon belasıyla görülmemesine sebep olacak sonuçları istemiyoruz. Çok çok önemli adımlar attık. Reel sektörü, iş dünyasını, çalışanları, hasılı kelam bu ülkede nefes alan kim varsa her türlü ihtiyacını bir emir terakki ederek yoluna koymaya gayret ederken enflasyonla mücadelemizi çok kararlı bir şekilde ortaya koyacağız. Çünkü arz güvenliği konusunda yeni politikaların geliştirilmesi lazım. Bunu kararlaştırdık. Ürün takibini anlık olarak yapılmasına yönelik yeni bir dijital sistem kurulmasına karar verdik. Algoritmalarımızla biz buraları takip edeceğiz. Ve enflasyon ataletini mutlak surette bizler hep beraber kıracağız. Uzun vadeye sirayet edecek ve kalıcı olacak bir katılaşma eğilimine hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz. Bugün ticaret, finans ve turizm alanlarında dünyanın önde gelen merkezlerinden biri olarak küresel risklerle birlikte fırsatların da çok net bir şekilde farkındayız ve tüm adımlarımızı buna göre atıyoruz. Politikalarımızın şekillenme aşamasından başlayarak sizlerle sürekli istişare halinde olmaya devam edeceğiz. Sahada ter döken,
sizlersiniz. Sizlerin fikirleri, eleştirileri, önerileri bizler için her daim çok kıymetli ve bunu asla kulak arkası etmeyeceğiz. Aranızdan gelen bir iş insanı olarak, ticaret odasında ter döken birisi olarak sizleri can kulağıyla dinlemeye devam edeceğiz. Ortak akıl üreteceğiz. Optimum sonuçları alma gayretinde bulacağız. Sürekli koordinasyon içinde olacağız ve birlikte başarmanın gururunu hep beraber yaşayacağız. Değerli dostlarım, geçmiş 20 yılda her alanda elde ettiğimiz başarılar, gelecek yıllarda birlikte imza atacağımız nice başarıların aslında bir teminatı olacak. Biz tarihsel birikimlerini bugüne ve yarına taşıyarak sadece ülke insanımızın değil, dünyanın da birçok sorununu aşmasına liderlik edebilecek bir birikime ve potansiyel ile rekabetçi avantajlara sahibiz.